Berat Kiliz'e Bir Güneş Gibi Parla programından herkese merhabalar. Yine bugün kıymetli bir konuğum var. Kendisi yazar Hürriyet Turnalı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Ben iyiyim. Allah'a şükür çok heyecanlıyım tabii bugünlerde. Yeni kitabım çıktı. Evet. Onun için biraz böyle koşturma dönemi diyelim. Yazmak ayrı bir dönem, yazdıktan sonra çıktıktan sonraki dönem ayrı süreç bir dönem. Ayrı, evet. Ama bu dönem zevkli bir dönem. En azından böyle sizin gibi çok hoş hanımlar ve çok tatlı beylerin programlarına geliyorum. Onlara konuk oluyorum, kitabımı anlatıyorum falan filan. Aşk romanı kitabınız ama önce bence sizi bir tanıyalım, ondan sonra kitabımıza geçelim dilersiniz. Yani beni tanımanın en enteresan yollarından birini bir arkadaşım söylemişti. Seninle tanışmak çok azgın sularda rafting yapmaya benziyor diye. Evet. Biraz sakin gözükmekle birlikte oldukça hareketli bir insanım. Bir de hiperaktifim herhalde. Mesela bir yerde duruyor gibi gözükürüm ama o anda beynimle bedenim başka yerlerdedir vesairedir falan filan. Durmayı hiç sevmiyorum. Hayatta hep hareket olmalı. Evet. Hareket. Nerede hareket orada bereketin tam bir karşılığıyım. Yani beni tanımak istiyorsanız ne diyebilirim? İki çocuk annesiyim. İki İnşallah, tane de torunum var. İki çocuk annesiyim ama tabii ki bir oğlum bir kızım var biyolojik olarak. Onun dışında onların getirdiği bir oğlum bir kızım daha var. Bir de çok sevdiğim arkadaşım var, o da çocuğum gibi. Yani üç tane oğlum, iki tane kızım, iki tane de torunum var. Maşallah. Ondan sonra bayağı geniş bir aileyim diyelim. Hepsiyle çok iyi arkadaşım. Torunlarla henüz daha arkadaş olamadık, onlar çok küçük. Onların zamanında da ben herhalde bilemiyorum yani. Allah güzel ömür versin. Evet, yani onlarla arkadaş olabilir miyim bilmiyorum. Evet. Ancak böyle hani anneanne torun ilişkisi kurabileceğim bir durum olabilecek yegane insanlar onlar. Çünkü ötekilerle hep arkadaş ilişkisi kurabildim. Doğru, belki onlarla olur. Evet, belki onlarla daha böyle hani anne, anneanne durumu olabilir. Olabilir. Çünkü yaş farkımız çok büyük oluyor. Tabii. Biriyle 50 yaş var, hatta 53 yaş fark var ayol. Oo, çok fazla. Ay, öyle bakınca yaşlar ne kadar insana fazla geliyor. Fazla geliyor. Ama normalde sorsan bana, ben kendimi hala daha 20 yaşında hissediyorum. Önemli olan da o. Hani aslında mesela sevgilim olsaydı, aşık falan olsaydım, şu anda kendimi 2,5-3 yaşında hissederdim. Çünkü ruhum öyle küçülüyor. Çocuksulaşıyor falan filan, böyle saçma sapan bir şeyler oluyor. Aşk beni biraz saçmalaştırıyor galiba. O yüzden mi aşk romanı kitabı? Bak, aslında kitabın adında bir enteresanlık var. Bunu evet. da hiçbir yerde söylemedim. Tamam. Aşk romanı. Hı hı. Yani bir kitabın adını, bir insan, bir aşk romanının adını, ne bileyim işte şey koyar. İşte güzel aşk. Hı hı. Bilmem ne aşk, şöyle aşk, böyle aşk, ama bu kitabın adı aşk romanı. Tamam, içinde aşk var ama kitabın adı aşk romanı. Evet, kitabın ismi aşk romanı. Kitabın içinde aşk romanıyla ilgili ne var bilmiyorum. Düşünebiliyor musun? Kitabın adı aşk romanı. Yani ben aşk romanı yazdım, alın size aşk romanı. Böyle bir şey değil, kitabın adı aşk romanı. Hı hı. Bu demektir ki içinde... Tabii ki aşk var. Hatta büyük bir efsaneyle başlayan muhteşem bir aşk var. Hikaye mi var? Aşk hikayeleri tabii ki hayatımızın içinde olan bir şey. Gerçekten gözyaşı döktürecek bir aşk var. Hatta şöyle söyleyebilirim. Baş erkek kahramanı olan Lütfü var. Hani şu anda Lütfü ile hala ben aşk yaşamaktayım. Tabii yazar olmak şizofrenik bir durum biliyorsunuz. Kitabın içinde kaç kişi varsa onlarla beraber yaşayıp onlarla beraber soluyorsunuz yani. Aynı ortamda yaşıyorsunuz. Çünkü gerçekle şey dünyayı ayırt etmek çok zor. Bende de kitaplarımda
genelde gerçek karakterlerle diğer karakterleri birbirine birleştiriyor. Gerçek olaylar ve gerçek karakterlerle kurgu tabii ki. Ondan sonra ama yemin ediyorum ki şu anda baş kadın kahramanımızın adı Iris. Iris tabii ki değişik bir şekilde aşık. Her türlü şekilde cezbediyor adamını. Hem böyle ne bileyim muhtemelen cinsel bir çekim de var aralarında. Büyük bir çekim var tabii ki cinsel olarak. O da var vesaire var böyle falan filan derken yani Iris tutkun adama. Dolayısıyla Iris'i karakterini yaratan da ben olduğum için hala daha Lütfi'ye aşığım o kadar diyeyim. Neredesin Lütfi çık ortaya diye Lütfi diye birisi var mı acaba? Bütün Lütfiler beni ararmış diye evden geldik diye. Biziz diye. Nasıl başladı? Ne oldu da yazmak istediniz bilemiyorum. Tabii bu benim dördüncü romanım. Bunun dışında da bir tane de ayrıca şeyim var, fikir kitabım var. O tamamen apayrı bir şey. Bu romanın çıkışı çok enteresan. Niksar'a gittim. Niksar'la İstanbul arasında geçiyor bu aşk. Ondan sonra büyük bir aşk. İstanbul'da ve Niksar'da iki şehir arasında yaşanıyor. Ben kendim Niksar'a gittim konuk olarak. Bir gün kaldım, iki gün kaldım. Üçüncü gün yani dönmek niyetindeyim. Çünkü zaten çok fazla insan tanımıyorum. Ondan sonra öylesine bir hakikaten de öğretmen evinde kaldım. Orada buradaki kız da öğretmen evinde kalıyor. Ondan sonra öğretmen evinde kaldım. Böyle çok şirin geldi bana o köprüler, möprüler falan filan, sular akıyor falan filan. Üçüncü gün döneceğim yani. Dönme durumundayım. Gece yatarken kafama silah sıkıldı. Bayağı böyle silah sesiyle. Ay dedim yani tanımadığın etmediğim bir yer. Her ne kadar öğretmen evindeyim ama yani tek başına da gitmişim. Ondan sonra bir kafam yani çok yakınımda silah sıkıldı. Ondan sonra kalktım dinliyordum falan filan. Hiç ses seda yok. Yattım uyudum. İkinci gün gittiğim gece oluyor bu. İkinci gün yine aynı şekilde uyandım. Yine silah sesiyle uyandım. Allah Allah dedim falan filan. Yine yattım. Üçüncü gün, ertesi gün gideceğim ben. Öyle niyetliyim. Üçüncü gün kafama silah sıktılar. O kadar yani o kadar. Böyle elime biliyorum hani kurşun girdiği zaman ilk hani kanama manama olana kadar şey. Elimi artık uykumda böyle kafama bir götürdüm elimi bir baktım Allah Allah bir şey yok. Koştum banyoda. Bekliyorum ne olacak vallahi. Koştum banyoda bir ayna vardı ona baktım. Hiçbir şey yok gözümün içinde de böyle tak diye kan damlası damladı gibi zannetmiştim. Meğer ki ter damlamış. Ondan sonra şaşırdım yani böyle bir etkiyle. Şimdi benim genelde başucumda şey durur kağıt kalem durur. Ondan sonra sabahleyin bir kalktım bir şiir yazmışım. Oradan çıktık yola. Sonra Niksar beni büyülemeye başladı. Ben kaldım orada. Gittim her yerini gezdim, dolaştım vesaire falan filan. Bu arada çok mistik bir yer. Belki o mistiklik beni cezbetmiş olabilir. Olabilir mi? Yani o şey beni etkilemiş olabilir. O yani o şiiri oluşturmam bile beni bir etkilemiş olabilir. Sonra benim çocukken oynadığım bir oyun vardı. Ondan sonra gerçekten yani çok inanılmaz bir şey. Orada öyle bir efsane olduğunu öğrendim. Ve o şiir ve böyle birkaç bir şey birleşmiş gibi orada evet, sanki değil mi? Evet, orası beni kendine getirdi. Ve ben orada gördüklerimle en sonunda tabii içinde gerçek insanlar da var. En sonunda hayalle gerçek biri oldular ve aşk romanı ortaya çıktı. Çok güzel. Ya yazarlık farklı bir dünya. Yani okuduğumuz zaman kitapları bazen diyoruz ki ne yaşamışlar acaba? Ya da nasıl bu kadar yaşayabiliyorlar? En son okuduğum kitabın müzesini de gezdiğimde
İnsan hani bu neyin kafası gibi bir şey geçiriyor kafasından. Şimdi genelde yazarların bir büyük yazarların şeyi var, bir kalıpları var. O kalıp üzerinde çeşitli konularda gidiyorlar. Ben bir de öyle de değilim. Benim her kitabım ayrı bir şey. Ayrı bir dünya. Dört mevsim gibi. Hı-hı. Hepsi ayrı bir şey. Yani hani dersin ki Allah Allah bu kadının stili de bu değildi, nasıl böyle oldu yani. Hepsi apayrı şey, ikizler burcuyum zaten. Her taraftan bir şeyler çıkıyor. Ama yazar olmak farklı bir duygu. Çünkü yani onu yaşayabilmek farklı bir duygu. Ama onu da ortaya çıkarmak da bence önemli bir şey. Yani ne oluyor da ben İşte kitap yazabilirim. Umarım anlatabilmişimdir. Anladım. Kitabın adı Aşk Romanı, unutma. Anladım. Peki Yani. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani aşk romanı kitabı Hı-hı. izleyicilerimize ne söylemek istersiniz bu kitapla ilgili? Aslında bir yakın dönem romanı. Tamam. Yani yakın dönem dediğimiz 99 depreminden sonra 2003 yılında geçen bir roman. Ve ben bu 2003'lü yılları ben yaşadım. Hı. Yani bayağı da yaşım büyük olduğu için o senelerde 99 depremini de yaşadım, 2003'ü de yaşadım. Bunları birebir deneyimleyerek yaşadım. Hatta 2003'te yani ki olayların tamamen içinde olarak yaşadım. İstanbul'da yaşıyordum çünkü. Ondan sonra ama şöyle bir olay var. Uzaktan bakmak çok farklı bir şey. Mesela 99 senesinde deprem oldu. Evet. Binlerce insan öldü. Kimin bazıları suya gömüldü, bazıları şu oldu, bu oldu. Biliyor musunuz o senelerde DNA, şimdi mesela DNA örneğini televizyonda evlenme programlarında millet Hı. milletin saçından, şurasından, burasından DNA alıp hani Çözüyor ne var ne program yok. için bile DNA testi Evet. yapabiliyorlar. O zamanlar DNA mesela 2003 senesinde bile DNA testi yaptırmanız o kadar zor ki. İnanamadım. Yani bazı insanlar iyi şeylere çok çabuk alışıyor ve çok çabuk unutuyoruz. Düşünün o depremde falan DNA, MNA hiç Hakikaten. öyle bir test var ama yani 2003 senesinde Bu kadar basit şey algılanmıyordu o olay. evet, Değil mi? bırakın yurt dışında bile DNA testi yaptırmanız çok zor. Sadece Türkiye'de değil. O kadar. Yani ne kadar enteresan, 2003 çok uzak bir yer Evet, değil. değil. Ama 2019'dayız yani o kadar uzak bir yer değil. Ama o kadar farklı ki. Bunları araştırmak falan beni çok enteresan etkiledi. Ya düşünebiliyor musun? Televizyonu açıyorum, kitabı yazıyorum. Kadının canı çıkmış bir DNA testi yaptırmak için neler yapıyorlar yani yurt dışında yer bulamıyorlar Evet. yaptıracak o kadar. Ondan sonra ama ben bir televizyon açıyorum bir Her bakıyorum yerde DNA'lar uçuşuyor. orada köfteci, yoğurtçu, mahallenin sütçüsünün hatununu becermiş. Acaba çocukları ondan mıymış diye DNA testi. Bu kadar basite indirgemiş seneler içinde. Ne kadar çabuk alışıyoruz iyi şeylere. Veya Evet. ne kadar çabuk kabulleniyoruz insan olarak çok şaşırtıcı aslında. Bunları da görüyorsun böyle geçmişe doğru araştırma ki geçmiş dediğim benim için yakın tarih. Herhalde. Peki şimdi bu kitapla ilgili özellikle sizce aşk nedir? Yola çıkarak siz bir aşk romanı kitabı yazan biri olarak, yazar olarak. Aşk nedir? Nasıl Onu olmalıdır? Iris'e sorman lazım. Iris'in baş kahramanına. Evet, romanımın baş kahramanına sormal lazım. O konuyu şimdi şöyle söyleyeyim. Çünkü aşk benim için çok evrensel bir duygu. Hı-hı. Ben mesela Ya da İstanbul'a nasıl aşığım. olmalıdır? Evet. Ben mesela güce aşığım. Hı-hı. Güce aşık olduğum için de kime aşık olabilirim ben? Tabii ki her şeyi yaratana. Hı-hı. Evet. Ona aşığım. Bunun dışında daha ufağa indirgediğimizde İstanbul'a aşığım. Ama yani benim için aşk sadece bir insana verilebilecek bir şey değil. Her şeye verilebilecek bir şey. Çünkü her şey aynı parçadan zaten. Dolayısıyla ha şu aralar aşık mısın desen hani kadın erkek durumunda
hayır değilim, açığım, bekliyorum. Ama şeker bayağı. Iris'i olan, Iris'le Lütfi'nin aşkı başka. Ben Iris değilim. Onun için bütün Lütfiler bana gelmeyi yani onu söyleyeyim. Hüviyet Hanımcığım, son olarak aşk romanınızla ilgili ya da izleyicilerimize tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Mutlu olun. Mutlu kalın. Mutlu olmak önemli bir şey. Hayat kısa bir şey. Geliyor ve geçiyor. Evet. Kimsenin bu dünyaya kazık kalkmasına imkan yok. Onun için mümkünse mutlu olun. Bırakın başkası ne yapmış, ne demiş, ne etmiş. Sen mutlu olmaya bak. Mutluluk. Hayat ışığınız valla. Daim olsun. İnşallah. Sizi tanıdığımız için de çok mutlu oldum. Çünkü renkli birisiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Efendim, Berat Yiliz'le Bir Güneş Gibi Parla programının bu haftada sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.